da tüketmeye başlamışlar. Bak karşıda gördüğün bak o kısımda bak. Artık o kadar barajda su kalmamış ki o kadar da baksana görüntülere. Yani şuradaki rezerv yani durum çok kötü. Ben şuradan kuş kullandım. Demek ki su savaşları nasıl çıkacak diyorlar. Su savaşı nasıl çıkmasın ki? İşte al sana su savaşı. Yani şu gördüğümüz kadarıyla o köyün adı Gündüzler. Çin'e hemen yanındaki şu sol taraftaki Çin'e En derin yeri bir en fazla en 2,5 derin metre, 3 yerde metre bile falan. he? 2,5-3 metre O tahmin kadar ediyorum. düşmüş yani. Yani bu var ya şu anda yaklaşık olarak 20 metre aşağıya düşmüş. 30 yer 20'den de fazla. Şu anda tamamen bak ileridekinden anlıyoruz yani. Şu andaki yeni kuyular açmışlar içeride baraj içinde. Çok kötü durum. Şeye bakalım. Evet. Bu taşlar suyun altındaydı değil mi? Kum yapmışlar oraya. Yolları da çok kötü. Yani öyle bir yol ki ne yolu yola benziyor ne tarım kesimi de öyle bir ağam şahan bir tarım yok yani. Demek ki durum kötü. Evet son kez gösteriyoruz. Son kez de bakalım yani. Evet. Nerede? Ha, su motorlarıyla o 10 tane baba görünen. evet, evet şu gördüklerimizi bakıyoruz. Demek ki bu felaket gelmeye başladı yani. Şey tamamen kurumuş yani. Felaketin habercisi baba, aynen. Bu resmen felaketin habercisi. Demek ki bu Sakarya'da onlar ottukları yerden bu işi yapamayacaklar galiba. Yani bu iş gerçekten garip yani.